İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle birlikte olacak. Seda Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Yurt içinde tabii ki Borsa İstanbul'u konuşuruz. Küreselden de gelecek veriler var. Özellikle hem bugün ECB, yarın da Amerika Birleşik Devletleri tarafından piyasalar biraz bu beklentilerle şekilleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Genel olarak yurt içinde tabii ki vergilendirme konusu Borsa İstanbul'da etkili olmuş gibi görünüyor ama yani gün içi harekete baktığımız zaman 10.400 seviyesinin üzerine çıktık. Yani teknik anlamda yani çok basit bir ifadeyle burası önemli bir seviye. 10.400 seviyesinin üzerindeki kısa vadeli yukarı yönde hareketlerde bu seviye üzerinde oluşabilecek kalıcı bir tabloda yükseliş hareketinin hız kazanmasını bekleriz. Elbette ki vergilendirme konusu dün oldukça fazla bizi meşgul etti. Öncelikle başka bir konuyla alakalı olduğunu, yani daha doğrusu gelire dayalı bir vergilendirme olduğunu, daha sonrasında da işlem vergisi olduğunu anladık. Bence bu konuda bir belirsizlik olduğu sürece ne desek boş olacak. Dolayısıyla bir gelsin düzenlemeyi net bir şekilde okuyalım, görelim yüzde kaç vergilendirme, bunun boyutu nedir, içeriği nedir? Ondan sonrasında yorum yapmak çok daha sağlıklı olacak. Çünkü yapılan yorumlar da belirsizliğe de neden oluyor. O nedenle şu anda yaşanan bu hareketliliği çok net bir şekilde daha da fazla şey yapmamakta fayda var, bulandırmamakta fayda var. Dolayısıyla netlik kazansın, sonrasında açıklamalarla birlikte yorum yaparız diye düşünüyorum. Teknik anlamda 10.400 seviyesi bizim için önemli. Yukarı yönde hareketin hız kazanması açısından buranın üzerinde kalıcılık sağlaması bizim için kıymetli olur. Gelen bilançolar kuvvetli değil. Dün akşam gelen bilançolardan bir iki tanesi beklenti üzerinde ya da finansallarına baktığımız zaman hani net satışlarının enflasyon üzerinde, esas faaliyet karını enflasyon üzerinde arttırabilmiş. Diğer bilançolarda zayıf görünüm söz konusu. Dolayısıyla bilançoların getirdiği ya da getiremediği getiriler ya da götürüler şu anda endeks üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Genel anlamda bizi yukarı yönde itici güç sağlayabilecek temel bir etken henüz yok. O nedenle bilançoların açıklandığı ya da KAP haberlerinin açıklandığı kadarıyla ve genel görünüm açısından hareket etmeye çalışan bir Borsa İstanbul var. Bu nedenle biraz kah işte 10.400'ün üstünde, kah 10.400'ün altında teknik seyir sağlanmaya çalışılıyor. Çok genel bir görüntüde bozulma yok. Bizim için 10.000 seviyesinin üzerinde kalındığı müddetçe ama güçlü bir tabloda da yok. Bunu söylemek mümkün. Bunun dışında yurt dışında bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Bu önemli. Çünkü biraz önce de ifade edildi. Gerçekten Amerika Merkez Bankası'ndan önce faiz indirimlerine başlıyor olacak Avrupa Merkez Bankası. Bu çok önemli bir konu. Yön verici ve yol gösterici olan aslında Amerika Merkez Bankası'dır. Daha sonrasında gelişmiş ülkedeki merkez bankaları ve tabii ki dünyada işte Amerika Merkez Bankası'nın ekseninden faiz arttırmaya ya da indirmeye devam eder. Burada biraz farklı bir şey oluştu. Dolayısıyla Lagarde'ın açıklamaları bizim için önemli ve karar metnindeki ifadeler bizim için önemli. 15.15'te ve daha sonrasında Lagarde'ın açıklamaları belirleyici olur. Euro-Dolar paritesinin şu anda ana yön yukarı 1.08 seviyesi üzerindeki seyirler korunduğu sürece de kısa vadeli yukarıda kuvvetli direnç olan 1.08.85 direnci aşılmaya çalışılabilir. Yarın tarım dışı istihdam verisi var ama tarım dışı istihdam verisi sadece bir datadan, bir veriden ibaret değildir. Bir rakamdan ibaret değildir. Ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı da aynı derecede önemlidir ve etkilidir. Yani verinin rakamsal boyutu farklı gelip içeriğinde daha farklı sonuçlar aldığımız zaman bu dengeleyerek birbirini beklenenden daha farklı etkide yaratabilir. Dolayısıyla şu açıdan baktığımızda dolar endeksinde büyük bir hareketlenme yok. Büyük bir ihtimalle veri bekleniyor. Ama veriden sonra veri sonrasında o dolar karşısındaki para çiftlerinde hareketlilik elbette ki yaşanabilir veriye bağlı olarak. Bunun dışında bu verinin beklentilerden çok büyük bir sapma göstermesi halinde algılamalarda değişiklik olması beklenebilir. Yani beklentiden güçlü sapma. 200.000 bekleniyorsa atıyorum 205.000 açıklanması ya da 195.000 açıklanmasından bahsetmiyorum. O zaman algılamalarda farklı bir değişiklik yaratabilir ama şu açıdan bakıldığında biraz daha işte hem büyüme verisi hem enflasyon verisi bize aşağı yukarı Fed'in önümüzdeki süreçte ne yapabileceğine yönelik bir beklenti zaten sağladı. Dolayısıyla çok büyük bir sapma göstermediği takdirde de bu beklentilerin bozulabileceğini düşünmem. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, teşekkür ediyorum efendim değerli katkılarınız için. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz.